geçmeden yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Manisa Turgutlu'dan sesleniyoruz. Gelin bakalım bir firmaya göz atalım. Neler var? İşletme yetkilisi kim? Sizin ve benim merak ettiğim tüm sorulara yanıt almış olalım. Kolay gelsin. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sanayide ender rastlanan evet. Bir şeye denk geldik. Temizlik kokuyor efendim burası. Neden peki? Çünkü sanayinin en büyük sorunu temizlik. Çıkmayan lekeler, çıkmayan eller. Bunların tek çözümü çok şükür 12 yıldır biz sanayimizde bütün esnaf arkadaşlarımıza çok çok iyi bir şekilde hizmet vermekteyiz. Harika, süpersiniz. Gerçekten her ilde sanayi dolaşıyoruz ve bu noktada o kadar hasret kaldık evet. Ki bu güzel deterjan ve yumuşatıcı kokularına biraz sizi tanıyacağım. Sizden biraz bilgi almak istiyorum. Biz 12 yıldır Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hizmet vermekteyiz. Kendi çapımıza, Turgutlu'muza çok büyük hizmetler yaptığımızı düşünüyoruz. Son zamanlarda e-ticaret olarak da çok büyük atılımlar yaptık. Büyük firmaların, büyük şirketlerin bayiliklerini aldık. Bütün firmaların TSE belgeleri olsun, MSDS belgeleri olsun, bunlarla ilgili çalışmalarımızın hepsini tamamladık. Müşterilerimize aynı gün teslimat yaparak diğer firmaların çok daha önüne geçtik. Stoklu çalışmakla çok daha büyük müşterilerimizden memnuniyetler aldık. Müşterimizin çok sıkıntılı durumlarına çok altın atışlar yaparak oradaki sorunları çok iyi çözdük. Örnek vermek gerekirse bir ürün kirlendiğinde ne yapılması gerektiğini tek bir ürünle çözebildik. Yani müşteriye daha fazla ürünler denetmedik. Yani tek ürünle işi çözebildik. Bu bizi diğer firmalardan çok ayırdı. Çünkü biz bu olaya alsat kanalı olarak değil, gittiğimiz yerlerde keşif yaparak başladık. Bu bizi herkesten farklı kıldı. Bu şekilde de devam ediyoruz. Peki eminim ki bir başlangıç serüveni vardır, bir hikaye tabii. Vardır bunun altında. Var. Bizim başarı hikayemiz bir kere batmamızla oldu. Şöyle bir olay yaşadık. Ürünleri artık işi bıraktık. Bir yere yığdık. Tabii işi artık o kadar bilmiyoruz ki biz yağ çözleri en arkaya koyduk. Tabii biz ertesi gün geldik, yağ çözlerin hepsi patlamış. Bütün ürünler yerde. Her batmanın şey, da batmasını batmanın yaşıyorsunuz da batmanı yani. Yaşıyoruz. Ürünlerde etiket yok, hiçbir şey yok. Biz ne yapacağız dedik yani, zaten batık firma. Biz bunları dedik 30'luk bidonlara dolduralım. 30'luk şekilde satalım. Zaten 5'lik ambalajlar patladı. Atıyorum o zaman için 5 lira, 5 kilosunu 10 lira sattığımız bir ürün. 30'a koyduğumuzda 60 lira yatması gerekirse ürün. 30'lukta biz 75-80 lira satmaya başladık. Bu şekilde bir pazar oluştu bizde. Daha sonrasında bu patlak ürünleri bıraktık, sağlamları da dökmeye başladık. Yani sağlam ürünleri de biz... Dedik ki bu iş karlı iş, böyle devam edelim. Karlı bir iş dedik. Daha sonra biz o şekilde satışlara yaptık fakat elimizde mal bitti. Ben işe uyandım. İşi çözdük. Çözdük. Dedim para burada. Biz 2 yıldır dedim Parakende grubunda boşa kürek salladık. Fabrikayı aradım, bana dedim birer tonluk deterjanlardan gönder. İlk başta hemen bir 15 ton. Gözü kararttım artık, yapacak bir şey yok, zaten batık firma. Daha sonra biz 15 tonu aldık. Bu şekilde işlemlere devam ettik. Tamamen Parakende grubundan çıkıp endüstriyel grup, ev dışı tüketim dediğimiz aynı sektörde sektör değiştirdik diyelim. Bu şekilde okullara, fabrikalara, kurumlara kendimizi buraya yönelttik. Bayağı kurumsallaştık evet, yani. Kurumsallaştık. İş bidonlardan, 30'luk bidonlardan evet. Okullara, hastanelere, postanelere evet, taşındı yani. Çok hızlı da adapte olduk ekip olarak. Bundan sonra bunların yanına gidebilecek evsel grupları da ama zararını ama karını vererek diğer grupları da bu tür yerlerin ürünlerine çevirdik. Atıyorum havlu satıyorsak dispenser havluya çevirdik. Atıyorum normal kare peçete satıyorsak dispenser peçeteye çevirdik. Orta boy çöp poşeti satıyorsak jumbo boy çöp poşetlerine çevirdik. Bir hastanenin, bir okulun, bir restorantın karşılayabileceği bütün ürünlere döndük. Bu şekilde toparlayarak çok şükür buralara geldik. Harika, süper bir başlangıç. Evet. Batmadan zirveye. Çünkü biz bir battık, başarımızın sırrı bu deyince bir aklımda şüpheyi kaldı. Dedim ki batmaktan nasıl bir başarı sırrı çıkacak? O zaman şöyle düşündüm. Yeni bir sektöre de atılsam, yani bilmiyorsanız batıyorsunuz. Benim o kadar kimyaya merakım olduğu halde battım. Dedim ki bir daha girsem başka bir yere bir daha batacağız. Orada tecrübe kazandık. Nasıl batılmadığını öğrendik. Sosyal çevrelerde de fazlasınız. Yani sanayi tabii. Bölgesinde olmasına rağmen bakıyorum. Hani markalar çünkü çok fazla var burada. Evet. Marka çok fazla olduğu için de birçok çeşitli uygulamalarda da varsınızdır diye düşünüyorum tabii. Şimdi çok hızlı adapte oldum derken onu demek istedim. Şöyle
Bir hastaneye gittiğimizde orada 4 yıllık 5 yıllık sözleşmeler imzalıyoruz. Hastanenin bütün aparatlarını ücretsiz bir şekilde takıyoruz. Bir restoranta gittiğimizde gene aynı. Dispenser peçeteliklerine kadar. Ve bunları reklamsız takıyoruz bu arada. Yani dispenser peçeteliklerde bizim reklamlarımız olmuyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Harika. Her firma bunu, yani her restoran istemiyor tabii ki. Bunlarla sözleşme yapıp başladıktan sonra belli bir düzende bir satışınız oluyor. Çünkü her ay sizden belli bir ürün almak zorunda kalıyor. Siz bu satışlara güvenerek de çok ciddi Türkiye'nin önde gelen şirketlerle anlaşmalar, markalarla anlaşmalar yapıp yol alabiliyorsunuz. Süper, harika. Peki biraz da bu kadar markalarla evet anlaşmamız var, her şeyimiz var ama ben ileriye dönük planlamalarınız da var mı diye merak etmiyor değilim. Çünkü bakıyorum ki planlamalar böyle 30'luk evet. bidonlardan çıkmış, nereye doğru gidiyor merak ediyorum. Hedeflerimizin bir kısmını gerçekleştirdik. 4 yıldır Türkiye'de e-ticaret yapıyoruz. Bütün pazar yerlerinde, kendi internet sistemi üzerinden de e-ticaretimiz devam etmektedir. Seneye nasipse bir e-ihracat kendi markamız adı altında. Harikasınız. Altyapılarını, marka tescillerini başvurduk. Aynı çalıştığımız şirketlerden kendi markamız adı altında, Foson Üretim adı altında. Müşterilere yine aynı ürünleri, aynı kalitede fakat kendi markamız adı altında tekrardan onlara o şekilde hizmetler verip aynı memnuniyetlerini devam ettirmeyi düşünüyoruz.